kadar şey değil Meltem hakkında yani kötüsel düşünce değil öyle mi? Evet. Onun da öyle bir alışkanlık var. Keskanlık. Ya belgesi işte ha şu. Bir de bana derler de ben onun için diyorum. Vallahi müdürüm geldi. Ağa gibi öpeyim vallahi. Müdürüm geldi. Bu da Nebi'nin deyimiydi. Başkan değil, müdür müdür. 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 Oradan da müdür diyordu bana. İşte oradan doğru. Sen böyle müdür gibi. Başkan. Kim başkanı? Ben başkanım. Kim başkanı? Ben de sana söyleyeyim. Hepiniz hoş geldik. Şöyle bir açalım bakalım önümüzü. Nasıl yapıyoruz? Valla şimdilik burada olabilir. 5, 6 kişi Erdem gelecek herhalde bir tek. Gürkan da gelemiyormuş. Geçelim. Geçelim. Bir Erdem gelecek. Onda bir sandalye ayarlayacağız. Bence değiştirelim. Burası. Burayı değiştirelim mi? Güneş diye mi? Hem bir daha alalım. Geliyordu. Sencanlı getirdim. Yine soğuk ama buz da getirdim. O sözcüğü bir daha tekrar. Tekrar hocam. Biraz yüksek sesli olursa buradan kayıt alacağım. Almaya başlamadın değil mi? Başladım da ben keserim başını merak etme. Arkadaş şey ama hani kesmem. Bankalardan sorumlu devlet bakanımız oldu ki ya şimdi iletişimden ve bilgisayardan sorumlu. Şimdi diyorum. İkinci kez söyleyince yine birinci kezmiş gibi. Güleceğiz, güleceğiz. Hem araya gireceğiz şimdi. Rol yapacağız tabii canım. Rolümüzü yapacağız. Cahit Sıtkı demiş ki. Yaş 35 yılını yarısı eder demiş. Öyle dememiş. Ya. 60 yaşına gelince anlarsın 72'nin güzelliğini. Hayır, serse. 72'ye gelince 60'ı anlayacağız. 72'ye gelince 60. 60'ın güzelliğini anlarsın. 60'ın güzelliğini 72'ye gelince anlarsın. 50'nin güzelliğini 60'dan diyor. Tamam, 72'ye gelen bir kişi var. Ona soracağız o zaman. Uzman o. Selçuk sen kaç doğumlusun? 60. Daha benimki çocuk ya. İşte kız kardeşim de 60 doğumlu. Ben seni daha küçük sanıyordum mesela. Yok, 60. Vallahi 50 oldun ha. Böylece bir şey turu yaptık. Amasya'dan doğru işte Samsun bilmem ne dura dura Bafra'da falan. Kanlıçay'da da kebap yiyelim, et yiyelim dedik. Artık benim eski eşim etçi olduğu için. Şimdi şey pardon nerede? Samsun'la Samsun Sinop arasında. Gerzen'in arasında. Ama şimdiki yollar oradan geçiyor. Hayır bu tarafa doğru. Eskiden. Abi otobüs dönemezdi döne döne. Hayır yani Kanlıçay'dan sonra da Kanlıçay'dan geçiyor ama yine de sahilden geçiyor. Ne sahilden? Eskiden tepeden geçerdi. Neyse yani. Şimdi benim adam gitmiş. Adam hazırlıyor ya şeyin başında, mangalın başında kebapları. Biz de oturuyoruz. Tabii böyle şey ama yukarısı daha doğru çıkıyor. Ve hani şey ne diyeyim? Yeşillik o kadar güzel. Ya demiş ne kadar güzel bir yerdesiniz demiş hani. Size burada hayat çok güzel, yeşillik böyle, doğa, sakin. Abi demiş, ben ne yapayım yeşilliğim, mal mıyım ki ben? Yani maldan kasıt hayvan mıyım yeşilliğim? Mal büyük baş hayvan be. Demek o da öyle bıkmış yani oradan orada durmaktan. Yeşillik karın doyuyor mu? Mal mıyım ben ne yapayım? Çorum'dan... Şubat tatili otobüs tuttuk. Otobüs de şeyden Erfelek'ten geldi biz abi. Gece dönüyoruz. Bir otobüs öğrenci. Acıktıkla Kanlıçay'a geldik. Karşılıklı iki tane salaş lokanta var. Ha, o yol üzerinden mi gidiyordunuz? Ben, benim dediğim 1969. Ha, Kastamonu üzerinden gelmiyorsunuz yani. Kastamonu bize çok ters. Orada yol mu var o zaman? Oradan boya orada yemek yiyeceğiz indik. Bir tanesinde ışık yanıyor, öbür ışığı da kapatmış, toktan kapatmış, arabaları gitti, saati bitmiş zaten. Sabaha karşı, gece 2, 3, kaç bilmiyorum. Girdik içeri. Açız, ne yapalım? Ekmek var, sağında yumurta yaparız, başka bir şey yok. Ama güzel tarz, oldu, tereyağı, sağında yumurta bize bir güzel geldi valla. Bir otobüs öğrenci. Anlayayım güzel sağda yumurta yedik ortaya. Var mıymış o kadar yumurta? İsteyecek anlayacak dedik. O kadar bulunuyor. Burası. Burası 1 kilometre yolu 3,5 saatte gittik. Neyse Dünürlerin kim? Dünürlerin Sinop'un bir köylüsü ya. Lala'dan. Lala'dan mı? Lala köyü. Ama Gürcü değilmiş.
Lala hepsi Rus değil ki. Biz değilmiş, de... Lala. Biz de Lala'danız ya. Ya. Anneanne tarafı. Tabii Göller Köyü'ndeniz ya. Aynı hesap. 30 sıra yeni söylüyorlar ne olur. Lala Köyü'nde, Lala Köyü'nde 2 gün kaldı. Lala daha yolun üstü bizim içeri kalıyor. Hangi köy? Şimdi adı ne oldu? Yakın köy mü oldu? Kıyı köy mü oldu? Bir şey de. O Lala'nın içeri doğru giren denize doğru tarafında ama deniz kenarında değildir yani yine. Deliler köy, Döller der hatta. Sinoplular onun bile adları değişti. Çünkü Sinoplular E'ye Ö der, Örük der mesela Eriye. Aslında da aynı. Örük. Sizin de mi Örük der ha? Deliye Dölü der mesela. Mehmet'e Mehmet der mesela. Dölü Mehmet'imiz vardı bizim meşhur. Oradan? Hani biraz ısırıyor, sonra bakıyor sağa alacaklar gibi korkuyor herhalde. Kaç yaşında bu? Yavuçukmuş işte. Kaç? 16 aylık falan işte. Yavuçuk olmadı ya daha. Yalnız kilo yapar mı? Nasıl kilo yapacak ne yiyor? Arkadaşlar benim torunu görseniz. Ben şekerim adını çay veriyorum. Hayır yüzü öyle mi? Vücut olarak yani. Dal gibi. O da öyle. O benim çocuk sosus pişirdik. Böyle ağzı açık bekledi böyle. Ağzı kapanmazdı. Yani seni tanıyan kilo gösterdi Semih'i. Bizim hatta ailede herkes aynı şeyi söylüyor. Bizim Hatice yeni daha internet aldı. Hatice var ya bizim İngiliz Hatice. Ben de onu sorayım. Onu üye yaptık. Ne tanıdıklara arkadaş yaptık köye. Yeni internet alıp kursa gitti. Adası kıza hediye etmiş. Soydan mı bahsediyorsun? Evet. Ben Ekim'de görüştüm. Neyse işte diyor bana diyor ki şimdi o girince atıyor. Çocukluk fotoğrafını mı koydun kız diyor. Yok dedim kız torunun fotoğrafı. Herkes çok benzetiyor o fotoğrafın özellikle. Şimdi ablan aynısı. Bir de benim torunu görseniz. Neredesin o gene değil mi? Amasya'dayım ben. Ürgüp'te. İyi çok iyi. Hangi torunu? Göremezsiniz çünkü yok. Ürgüp'te gezmeye gitmiştik. Göremezsiniz. Şey Facebook'ta falan şey var mı? Adresini versene. Ya adresin değil, ben birçok kişiyi ona, belki sizi de yapmışımdır hatırlamıyorum. Bak bunları dedim, kabul ettim. Arkadaş et dedim falan yani bir şey yaptım mı? Yok bana gelmedi, gelsen kabul ederim. Ama şimdi epey zamandır. En azından burada konuşuyoruz, bunu izlesin. Yaparız. Mesajı verebilirsiniz hemen. Hatice Ersoy'un şeyini hatırlamıyorum, yaparız yani. Hatice'cim seni anıyoruz. Bak buradayız, Çiğli Park diye yeni bir yer açılmış. İşte eski arkadaşlar diyelim, eski ÖDP'li arkadaşlar, öğretmen arkadaşlar neyse. Seni anıyoruz. Ürküp'e de geleceğiz, seni de bekliyoruz. Ben geçen gün görüştüm, bu sene gelemem dedi. Diğerinin düğünü var, bir Alanya'da olacak bir şeyde. O yüzden Hatice'ye vallahi bravo. Çok sağ olun. Yeni ev yaptı, oğluna iki katlı. Ama öyleydi o zaten, hep böyle yapay edeyim. Yani zaten özelliği vardı onun zaten. Kolay kesetmezdi zaten ama evet. Bravo yani. Evet, üç katlı bir ev yapmış, hatta bir arsa daha almış, satacakmış. Ben seçim çalışmalarından hatırlıyordum, o tek başına dolaşırdı yani, hiç pes etmezdi. Beni arkadaşlarımla paylaştı, kaleye götürdü. Hani biz bu karda durdurduk, o yok. Hiçbir şey yapamazsa onun kırmızı mı ne bir arabası vardı. Onun üzerine ses sistemini kurardı, tek başına dolaşırdı. Evet. Yani aklımda öyle kalmış yani. Çok sağlıklı, sigarayı bırakmış. Genelde yanında ben de olurdum da, neyse artık öyle yani işte. Yani o şey marka olmuştu, ÖDP'li teyze mi diyorlardı, ÖDP'li bilmiyorum da yani, bak bir de hani onun inadı başka türlü bir inat. Bizim meleklerimiz içim abla. Hayır, onun inadı başka türlü bir inat. Kimse de yoktur yani öyle. İçim abla, içim abla, Hatice abla güzel biliyorum. Hani biz böyle apartmanlara inmekten çıkmadan bıkıyorduk artık. Onda pes etmek yoktu ya. Evet. Yani öyle hatırlıyorum. Evet, kayıtları da biliyorum. Değil mi? Fakat güzel günler yaptık. Yine 99 seçimleri. Öyle ya da böyle. Benim en hoşuma giden hangisi biliyor musun? O bağımsız çalışması. O muydu? İkincisi değil ama. İkincisi değil. Tamam anladım. Cemal abi 92'deki. Daha yeni gelmişti. Yeni tanışmıştık o zaman zaten. Evet. Yeni bir süreç. Yani ya o beni öyle bir adapte etmişti ki sürece işte çalışıyordu. Gece 2'lere 3'lere kadar, sabah 3'lere kadar koşuyordu. Afişini, şu su, bu su. Tekrar işe gidiyordum. Hiç eve gitmeden bak. Tekrar ama Selçuk yeniden bir araya gelişti o biliyor musun? Ha, bütün solcular. Yani eve gitmiyordum. Yazık eve gitmeden tekrar işe gidiyordum. Yani gençtim demek ki beni, bir de. Yani
Kaç sene önceydi? Geçtim bir doğum da say. 30'lu yaşlarımızı tabii. Ama gene de motive olmak oluyor hocam. Yani yaş da olsa hani motive. Barikatlarda. Hani motive tamam da sen de o zaman Cebrail öğretmen şeyin vardı işte. Kırtasiyeti vardı ya. Koştu öğleyeni. Sabah 5'te. Ben hemen hemen son bir ay 40 kişiyle ben son bir ay eve gitmedim. Ya. Eve gitmeden büro iş. 27-28 yaşındayım. Büro iş. Böyle mi? Ben yaşlılarımla konuşuyormuşum gibi. Böyle çoluk çocukla. Hep kendi yaşlılarımla konuşuyormuşum gibi. Neyse Cebrail küçük oğlan ne yapıyor? O İstanbul'da mı? O da mı İstanbul'da? O da mı? İstanbul'da. O nasıl evliliği devam ediyor mu? O iyi. Evrenselde mi çalışıyor? 35-36 yaşlarında kalmış. Oradan çıktı. Nerede? Bir sene tarafta çalıştı. Öyle mi? Tepe girişinde. Taraftan toplu istifalar oldu ya. He, o zaman onu da öyle mi etti? Evet. Şimdi akşamda çalıştı. 43 göz altına alınmış. Akşamın ikinci sayfalarında yazar. Ben akşam almıyorum da bilmiyorum ha. Ozan Söyücü editör. Sen akşam almıyorsun. Bugün bana akşamda çalışıyordun da. Ben akşam diye bir gazete olduğunu öyle öğrendim. Ben biliyorum akşam olduğunu da hani eski akşam değil tabii. Hani Çetin Altan'ın falan yazdığı falan. Akşam... Abi dedi, 3 gün sonra Suriye'ye gittim. Şu gün dedi, bilmem o otobüslerin kalktığı yüzünde de... Sağolun. Ha evet. Orada ÖDP'nin yemeği var. Gelir misin? Ve gittim. O zaman bir şey başkanı kuvvet miydi siz? Hayır. Şeyci vardı ya. Demir yolcu herhalde. Yok. Değil mi? Tapucu mu? Kadastro ödü mü? Kuvvet. Onlar da 44 kişi geliyorlar. Abi gel plan dedi. Siz durun dedi. Ben gelirim dedi. Çıktılar. Masada bana yer veriyor. Herkes. Kucakladı, öptü. Abi hayırdır, dönüyor musun? Şunu söyledim. Dedim. Sizin yemeğinize gelmek için ya da sizi özlemiş olmak için bile ÖDP'yim. Doğru. Sizinler benim dostlarımsınız, kardeşlerimsiniz. İşte onu herkes beceremiyor. Aynı sizleri ben özledim dedim ya. ÖDP'ye falan. Sadece Cemal'ı bir şey yapmaz. Dönmek gibi bir niyetim yok ama sizlere nacizler hepsi kucakladılar beni. Ondan sonra otobüsle nasıl bir izzet ikram. Selim geldi, Gürsel geldi, Gürsel geldi. Ahmet yeni ameliyat olmuş çıktı. Çıktı diyor Özcan. Sultanlar, Mutanlar hep kalabalık. Evde bir şeyler yapmışlar. Paramızı verdik, rakımızı aldık. İşte güzel çıktı. Geçen de kahvaltı için şey Cemal bana. Ben de çok özür dilerim. Özellikle bağlı kapla geldi. Yaptınız. Zeynep, Zeynep, ne haber? Ama sen dedene geldin. Babaanneyi gördüm, dedeni çekmedim. Babaanne! Dur bak, ya, ama gel, ben de babaanneyim, gel. Ben de babaanneyim, gel. Allah'ım yarabbim. Ayhan amcası bizi çekti. Bana bakıyor şimdi, dur kırmızılı bak. Gel sen bana gel. Çok çok. Ben de babaanneyim. Benim torunum senden daha büyük. Abla kız. Ya. Zeynep Ali Ayhan amca. Allah yarabbim. Çok şaşırdım. Dede. Dede. Nerede dede? Ay, çok tatlısın sen. Çok tatlısın. Beni gördün hiç. Çok. Babaanneciğim. Hemen. O kızların mı? Elini aldı. Nasıl hocamızla sağlayacağız? Kantine gelmişiz beraber çay içeceğiz. Neresi yetiştik? Biliyorsun falan hani öyle bir
Ben kıskanıyorum. Karnınızı, burnunuzu, kucağınızı almayın. Peki senin oraya gelmek için trenle mi geleceğiz? Hayır. Bu seni gösterir. Menemen'den arabayı göster. Çetin abi bundan en basit bu. Menemen garaja giriyorsun. Orada Emir Alem Müdürümüzle biliyorsun. Tam evin önünde iniyorsun. Adamız oldu. Şimdi. Ege yatta önünde. Ege şeyde Turan Çakı'na gidiyor. Ege kent. O kadar büyüdü mü kızım? Okula başladı mı? Okula başladı. Adam 2 yaşında. Ay Çetin sen bir de nikah şahidiydin. Nikah şahidi. Sen kanca. Erdem senin nikah şahidin ne zaman oluyor? Zaman? Evet, evet. Ha. Devrim olduğun zaman. Nikah gelini buldun. Devrim olduğun zaman.